İstanbul'da özellikle büyük şehirlerde ulaşım için çok önemli. Hele bu pandemi sürecinde sosyal mesafe endişesi, toplu ulaşımdan bayağı bir kaçış oldu. Yine scooter gibi bu ulaşım araçlarında bireysel yolculukları çok pratik bir şekilde yapıyor. Elektrikli, havaya karşı, kirliliğe karşı, emisyon açısından son derece avantajlı. Ama bunun da tabii güvenli olması için bunun kurallarına, yönetmeliğine uymamız lazım. Şu anda biz geçen senenin sonunda çok iyi bir şeye imza attık. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu scooter'ın da içerisinde bulunduğu bir yasa çıktı. Tabii bu 2020'nin son ayında. Fakat bunun tabii Ulaştırma Bakanlığı yönetmeliğini hazırladı. 14 Nisan'da da resmi gazetede de yayınlanarak scooter'ın ne şekilde kullanılacağına dair 30 maddelik bir yönetmelik yürürlüğe girdi. İşte burada hangi yolda kullanacağı, kullanan kişilere, bu işletmeyi yapan kişilere, kamu kuruluşlarına burada sorumluluk veriyor. Bunun için özel yollar yapılması, bu aletin, bu ulaşım aracının 50 kilometre saatin üstünde olan yollarda kullanılmaması, ikinci bir yolcuyu almaması, iki eliyle tutması, eşya taşımaması ancak sırt çantası hariç, bu işin işletmesini yapanlarda aranan şartlar, bunları çok güzel tarif etmiş. Ne şekilde büyük şehir olan yerlerde UKOME'den izin alınması, diğer yerlerde İl Trafik Komisyonu'ndan hangi şartlara haiz olması hepsini tek tek tarif etmiş. Bunlara tabii ki eğer biz burada belirlenen bütün kurallara harfiyen uyarsak aynen diğer araçlarda olduğu gibi trafik kaza riskimiz azalır, trafik güvenliğimiz artar. Ama uymadığımız anda biz bu şekilde kazalar oluyor. Burada da skuterdaki kazanın en büyük dezavantajı burada kaporta doğrudan doğruya araçta kaporta insan vücudu. Doğrudan temas halinde yani şiddetli kazanın ve olumsuz etkisi çok yüksek. O açıdan yani hem skuter kullananların hem diğer araç sürücülerinin burada birbirlerine karşı saygılı olmaları lazım. Kullananlara yani muhakkak bir eğitim verilmesi lazım. Hem sürüş tekniği açısından hem kurallara harfiyen uymalarında bir farkındalık oluşturması açısından eğitim önemli. Biz kullanıyorduk. Haberimiz yok. Ben sağ olun, bilgilenmiş olduk. Kartı bulamadık etrafta. Bulmak zor oluyor bazen. Rezerve ediliyor ya da bazı bölgeler yeterli kadar olmuyor. Millet yani rezerve ediyor, geliyor, almıyor. Yürüyorum, bir martıya bakıyorum. Bunda işlem yapamıyoruz. Bir martıya bakıyorum. Bunda şarj yok. O yüzden bazı sıkıntılar oluyor. O nedenle yani. Şimdi doğru konuşmak lazım, riskli bir şey. Ama güvendiğim için arkadaşıma, iyi süreceğini düşündüğüm için zaten yapıyorum. Ama etrafta çok dikkatsizce sürenler var. Ben mesela araba sürücüsüyüm ben de. Bu şekilde yoldan gidip yolu tıkayanlara çok sinirleniyorum yeri geldiği zaman. Ama güzel sürüldüğünde, kimseyi tehlikeye atılmadığı sürece bana dokunmayan yalan bin yaşasın derler ya. O şekilde. Martı kazaları artmış olabilir çünkü İstanbul şu anda alışık değil martıya. Ve hani arabalar dikkat edemiyor olabilir. Mesela ben sürekli kullanıyorum. Yaya geçidinden geçmem gerektiğini bilmiyordum. Bu ve bunun gibi şeyler martı kazalarını arttırmış olabilir. Ama seviyoruz. Belediyenin veya yerel yönetimlerin alternatif taşımacılığı desteklemeleri gerekir. Çünkü bu trafik İstanbul trafiğinde çekilecek gibi değil. Ve hani İstanbul trafiğinde süremiyorsak bunları ve hani taksiler de bizi kısa mesafe almıyorsa bu alternatif taşıt araçlarını nasıl kullanacağız? Bunu bir önce çözmeleri gerekiyor, yasaklamadan önce. Martı kullanmak beni tedirgin etmiyor çünkü kendim bilinçli kullandığımı düşünüyorum. Dikkatli bir şekilde zil çalarak insanlara yaklaşmadan ilerlemeye çalışıyorum, trafiğe çıkmadan. Kullanım kitapçığında gayet açık tek kişi bilmesi gerektiği. Birden fazla kişi zaten aletin dengesini bozuyor. Zaten yapılması gereken bir şey. Hani eğer tespit edilirse yasaklanmalılar bence martılar.